Bize veriyor kaşığın ucuyla, kendileri kepçeyle getiriyor malı. Ne sen sor ne ben söyleyeyim canım artık. %2 nokta bilmem ne işte falan. İşte idare ediyoruz yavrum, ölmeyecek kadar. Ne yapalım? Yani Türk halkı dilencilikten daha beter duruma düştü yani. İpi verdik ellerine, istediği gibi oynatıyorlar bizi. Yeni yıl vatandaşa zamlarıyla birlikte geldi. İşçi emeklisine 23 lira, hem çalışıp hem de emekli olan milletvekiline ise 1700 lira zam yapıldı. Peki arada bu uçurum varken vatandaş bu duruma ne diyor? İşte cevaplar. Çocuğuma versem günlük harçlık olarak bile kabul etmediğini söylüyor. Ne yapacağız şimdi? Bize verdikleri para gülünç bir şey oluyor. Yani. Onu verdik diye laf ediyorlar da hiç vurmasıyla daha iyi. 23 lira zam ne yapacak? Bir sigara parası yani. Yapacak bir şeyimiz var mı ablası? Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi bu zam? Beğenmek değil. Böyle taklattık evin içinde, yanı yanımızda. 12 seneden beri oy veriyorum. Bu senede verirsem namertim. %3, 2,5 verdiler. %10 aldılar geri. Bozdur bozdur herhalde. 24 lira yani. Çok büyük para yani. Bundan büyük para olamaz. Dilencinin yanından geçiyorsun. Adama para vermeden gidiyorsun. Utanıyorsun yani. Şimdi Avrupa emeklisi dünyayı dolaşıyor. Biz kendi yerimizden yakındaki bir şehre gidip gelemiyoruz. İşte aramızdaki fark bu. Çok veriyor devlet. Emekliye ölsün diyor. Ne kadar canlı zala bereket versin. Emekliye yeter. Tayyip'e sorun bana niye soruyorsunuz ki? Ona sorun, o demek ki bir şey planladı. Fakirlere bu kadar yetiyor, onlar geçinmesini biliyor. Milletvekillerine kendilerine gelince bir dünya para. Her türlü şeyler oluyor. Ama emekliye gelince %2. Ha, şurada ekmek alamıyoruz ya. 7 sene oldu emekli olarak, 950 milyon maaş alıyorum. Elimde 3 tane 5'e çamaşır satıyorum. Daha ne yapayım yani? Korkunç bir haksızlık. Bu ye Mehmet ye uygulamasıdır tamamen. İyisini bilsek iyisini getirdik başa. Ayda 30 simit bile yapmıyor. Milletin vekili değil. Bu milletin vekili değil. Milletin vekili önce millete verir. Ondan sonra kendine yapar. Ben dededen kalma bir evim var. Ondan idare ediyoruz. Allah kanı kanı rahmet eylesin. O da olmasaydı sürünecektim. Allah bereket versin yavrum güne. Peki o parayla böyle torunlara da harçlık verebiliyor musun? Yok canım, nerede vereceğim? Torun morunu nerede vereceğim? Veremezsin, nerede veriyorum? Şu anda bırak yardım etmeyi, kendimi dilenci duruma düştük. Fırınlardan ekmek alacağım, bayatını beklersin. İki gün sonrasını beklersin. Artık öyle yani. 1056 lira. Peki yapılan zamla? Onlar öldürücü zaten. Hem ekmek alacağım hem fatura ödeyeceğim. Su faturası, elektrik faturası. Daha elektrik de gelmedi, gelecek. Siz gerisini siz hesaplayın. 650 milyon lira da kira veriyorum. Türkiye'nin kaderi bu. Eskiden beri böyle. Çocuklarım biraz destek oluyor da öyle geçiniyoruz. Başka türlü yoksa bir 800 lirayla 900 lirayla geçinmek mümkün değil yani. Allah eksik etmesin. Tarhan çorbası bol bizde. Biz Anadolu'yum, ben Çankırlı'yım. Bakın işte bu soğukta burada oturuyoruz. Yudup kahvede bir çay içemiyoruz. Bu dünyada çektiriyorlar bizi. İnşallah o dünyada çekmeyiz.